Sevgili dostlar merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Şah TV ekranlarında yine farklı bir konuyla birlikte sizinleyim. Bugün bilimsel bir konuyu açıklamayacağım. Tarihsel bir konuyu açıklamayacağım. İnançla itikatla ilgili bir konuyu açıklamayacağım. Bugün sizlere Hamdullah Çelebi ile onun zakiri olan Aşık Veli'den iki tane nefes okuyacağım ve bunların hangi maksatla, hangi ortamda, hangi nedenle ve hangi ruh halinde yazıldığını anlatacağım. Sevgili dostlar, Hamdullah Çelebi kimdir? Önce bunu bir izah edelim. Hamdullah Çelebi, Hacı Bektaşi Veli'nin evlatlarındandır. 1800 yıllarda yaşamıştır ve Hacı Bektaşi Veli dergahının posnişinlerindendir. Yani Osmanlı döneminde Hacı Bektaşi Veli dergahının posnişinlerinden biridir Hamdullah Çelebi. 1800'lü yıllarda yaşanmıştır ve 1800'lü yıllarda 2. Mahmut tarafından Yeniçeri Ocağı'nın lağv edilmesi ardından Bektaşi tarikatının yasaklanmasıyla birlikte Hamdullah Çelebi de posnişinlik görevinden azledilmiştir ve Amasya'ya sürgün kararı çıkarılmıştır. Doğduğu, büyüdüğü, yetiştiği atalarının kabirlerinin bulunduğu o kutsal mekandan ayrılmak, onlara veda etmek Hamdullah Çelebi'ye çok zor gelmiştir. O dönemde Hamdullah veya Hamdi isimleriyle, mahlaslarıyla şiirler yazarken artık Amasya'ya sürgün edildikten sonra hasreti mahlasıyla şiirler yazmaya başlamıştır. Bu da Amasya'da iken Hacı Bektaşi Veli dergahına ve oradaki ortama olan hasretini, özlemini ifade etmek için mahlasını değiştirmiştir. Fakat Hacı Bektaşi Veli dergahından ayrılmadan önce hünkârın kabrini ziyaret etmiştir ve ayakta durarak şu nefesi söylemiştir. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Zat-ı pakinden haberdar olduğum mudur suçum? Emrine her daim boyun eğdiğim midir suçum? Halkı alem atlas-ı libaya gark olmuş gezer, ben garibin bu abayı giydiğim midir suçum? Mücrüme la taknatü min rahmetullah var deyü, eyledim isyanı cürmüm affeder settar deyü. Gece gündüz dergahına yüz sürüp gaffar deyü, her cihetten sana iman ettiğim midir suçum? Ya Halik, külli cihande dane verdin kısmeti, hem dahi müşrik münafık münkürane devleti, ben kuluna çektirirsin bunca derdi zahmeti, yoksa sana dost olanı sevdiğim midir suçum? İsmi pakin anmayanlar zevk ile handan olur, ben gedanın her işi efkar ile efkan olur. Ruzu şeb yad eyleyenler derd ile nalan olur, dilde daim ismini yad kıldığım mıdır suçum? Meşrebine bunca hikmet vermedin ruhsat ile, zerrece aman mı verdin sana ram olan kula? Hamdullah bilmez ki cürmün istiğfar kıla, gözlerinden kanlı yaşlar döktüğüm müdür suçum? Yani Hamdullah Çelebi başına gelen bu musibetleri kendisinin bir kabahatine bağlamakta ve dolayısıyla hangi kabahatinden dolayı böyle bir cezaya çarptırıldığını bilmediği için Allah'a yalvarmakta ve ondan aman dilemektedir. Diyor ki yani benim cürmüm, suçum her neyse bundan ben istiğfar kılayım, buna tövbe edeyim. Ve tabi bu mısralarda biraz da bir dosta, bir sevgiliye, bir serzeniş var. Yani musibetlere uğruyorum diyor. Çünkü diyor her emrini yerine getirdim, her emrine uydum, her sözüne uydum, sana iman ettim, sana inandım. Ondan sonra ve ben bu musibetlere uğradım diyor Allah'a ve dolayısıyla orada Allah'a böyle biraz sitem etmekte var, bir dosta, bir sevgiliye sitem eder gibi. Tabii bu duygu yoğunluğunu iyi anlamak, iyi kavramak lazım. Bir zaman sonra Hamdullah Çelebi Amasya'ya
sürgüne gider ve orada yaşamaya başlar. Hamdullah Çelebi'nin zakiri olan veya kamberi olan, farklı tabirler kullanılıyor bunun için, yani yardımcısı olan Aşık Veli isimli bir ozan da Hamdullah Çelebi'yi çok özlüyor. Sürgün olduğu için onunla gidemiyor. Onu çok özlüyor ve ona şöyle bir şiir yazıyor. Nasip olur Amasya'ya varırsan, giden sahil selam getir pirimden. Hublar Şahı Hamdullah'ı görürsen, giden sahil gel, selam getir pirimden. Hayali gönlümde çekerim ahı, acep görür müyüm gül yüzlü şahı. Bunca aşıkların sırrı penahı, giden sahil selam getir pirimden. Mecnun gibi bir sevda var başımdan, cihan sele gitti çeşmim yaşından. Kim ayrılmış ben ayrılam eşimden, giden sahil selam getir pirimden. Sene 1244'te beyan, kırkların ceminde görmüşüm ayan. Mürsel göbeğinde taze bir civan, giden sahil selam getir pirimden. Velim eydir dost köyüne varınız, balım sultan olsun size kılavuz. Benim pirim Amasya'da yalınız, giden sahil selam getir pirimden. Hatırlayacaksınız bu eser çok sayıda ses sanatçısı tarafından seslendirilmiştir. Ve gerçekten müthiş bir duygu yoğunluğu, müthiş bir bağlılık, müthiş bir hasret vardır bu mısralarda. İşte eskiden insanlar inandıkları zaman böyle güzel inanırlardı. Sevdikleri zaman böyle güzel severlerdi. Bağlandıkları zaman böyle güzel bağlanırlardı. Ve bu gönül ehli insanlar kendi duygularını söze dökmekte son derece ustaydılar. Bugün bizim gönül dünyamıza zenginlik katan, gönlümüzün ufuklarını açan bu kıymetli insanları bir kere daha saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyoruz. Sevgili dostlar, esasen Hamdullah Çelebi hakkında çok şeyler söylenebilir. Aşık Veli hakkında çok şeyler söylenebilir. Bunların eserleri hakkında da çok şeyler söylenebilir. Ama onlar, yani bunlarla ilgili belki başka programlar yaparız. Şu kadarıyla iktifa edelim. Hamdullah Çelebi'nin Savunma diye bir eseri var. Yargılandığı zaman, Bektaşilik tarikatı yasaklandığı zaman ve dergah da yasaklandığı zaman Hamdullah Çelebi yargılandı ve yargılanmasında müthiş bir savunma yaptı. Bu savunma bugün de piyasada yani kitap olarak vardır. Yunus Koçak'la pek kıymetli dedemiz İsmail Özmen'in ortak çalışmasıyla birlikte bu kitap piyasalarda bulunmaktadır. Elinize geçerse lütfen bu kitabı okuyun veya bu kitabı tedarik ederek mutlaka okuyun. Naçizane tavsiyem budur. Sevgili dostlar, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki programda başka bir konuyla buluşmak üzere hepinize sağlık ve sıhhat diliyorum. Hoşça kalın.